kişi. Bu mevduatların %92'sini oluşturuyor. Ülkenin nüfusu 85 milyon. Bunları söylerken Sayın Akçay'ın keşke bu vurguları yapmasını çok isterdim. Çok isterdim. Yapısal reform bu değil. Bizim beklediğimiz şey bu değil. Türk milleti taşın altına elini değil, kafasını koyar. Yeter ki siz bu ülkenin 20-30 senesini inşa edin. Ama siz bu ülkenin 20-30 senesini kamu özel işbirliği projelerinde insanların gelirini temlik etmişsiniz. Avrasya Tüneli'ne verdiğiniz garantiyle 3 tane Avrasya Tüneli yaparsınız. Bu mu sizin yapısal reformunuz? Bu mu sizin milletin alın terine sahip çıkmanız? Bu mu sizin yerli ve milli olmanız? Sonra insanların karşısına çıkıp orta vadeli plan, orta vadeli plan benim umurumda bile değil. Benim umurumda olan 12.500 lira maaşla Tabii. geçinmeye çalışan emekli. Emekliler yok. Benim sorunum Orta vadeli 17 bin programda iktidarın gündeminde emekliler tarım yok. yok, Tarım emekli yok. yok, emekçi yok, asgari ücreti yok. Ne var? Yapacağız, edeceğiz. İcraat yok, sadece vaat var. Peki soruyorum, hangi vaadinizi gerçekleştirdiniz bugüne kadar? Hangi vaadiniz gerçekleşti bugüne kadar? Bu orta vadeli planın ben umuyorum ki, ben de temenni ediyorum onlar gibi. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çizdikleri bu pembe tablonun gerçekleşmesini sadece umut ediyorum. Ama inanmıyorum. Peki, Gerçekleştiremezler. Onur Bey, izleyicilerimiz de yazıyorlar. Oğuz Bey demiş ki 2023'te en büyük 10. ekonomi olacaktık. Ne oldu? Kandırıldık mı diye soruyor. Birincisi bu konuyla ilgili yorumunuzu alayım. Ama demin dediniz 2025 Kasım'dan sonra seçim olacak. AKP rezerv Olacak topluyor. demedim. Böyle bir Tamam. sinyal aldım dedim. Sinyal aldınız, tamam, sinyal Evet. aldınız. Rezerv topluyor. Burada önemli cümle. AKP rezerv topluyor. Nasıl topluyor rezerve? Şimdi sizin dediğiniz gibi bu yüksek faizle gelenler, sonra gidecek olanlar, onları rezervden sayabilir miyiz? Onlar daha çok ocağımızda incir ağacı dikenler gibi duruyor çünkü. Şimdi şöyle, AKP şu anda şunu çok iyi biliyor. Seçimden başka hiçbir şey bu ülkenin önünü açamaz. AKP şu mevcut durumda yapmış olduğu hamlelerle yabancı yatırımcıyı getiremez. Devlet tahvillerini ihraç edemez, satamaz. Borsaya yabancı yatırımcıyı çekemez. Çünkü şu anda insanlar bu yapısal, Türkiye'nin sorunu finansal değil. Türkiye'nin sorunu yapısal. Siz ekonomide, eğitimde açtığınız yaralarla, siz göçmen politikasında yaptığınız yanlışlarla ülkeyi 2 nesil boyunca düzeltilemeyecek bir duruma doğru sürüklerken ekonomiden çok daha ağır bedeller ödetmeye götürüyorsunuz, sürüklüyorsunuz bu ülkeyi. Ama ekonomik anlamda da yapmış olduğunuz reformlar herhangi bir şekilde bu ülkenin önünü açabilecek şeyler değil. Kıymetli izleyenimizin demin söylediği şeye bir artıda bulunmak istiyorum. 2023 senesi için hedeflerde 25 bin dolar kişi başına milli gelir vardı. 500 milyar dolar ihracatımız vardı. Geçen sene ihracatımız 250 milyar dolarda kaldı. Kişi başı milli gelirimiz 13 bin dolarda kaldı. Hala orta gelir tuzağını aşabilmiş değiliz. Evet. Ta 2012 senesinde de aşamamıştık, şu anda da aşamadık. Yıllardan beri, 2017 senesinden beri tek haneli enflasyonu sayıklıyorlar. Tuttu mu? Tutuyor mu? Tutabilme ihtimali var mı? Bu şekilde para genişlemesi ve yanlış yönetim şekliyle beraber yok. Onun için de orta vadeli plan geçen senekinden tek farkı açıklanan tarih değişikliği. Bir tanesi 2023'te açıklanmıştı. Bu orta vadeli plan da 2024'te açıklandı. Tek fark bu. Gene temennilerden oluşuyor yani. Son 2 dakikamız, geçtiğimiz yıl kim açıklamıştı orta vadeli programı? Gene Cevdet Akça açıklamıştı. Peki, merak ediyorum. Neden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklıyor? Neden o açıklıyor? Cevdet Yılmaz özür dilerim. Evet, neden o açıklıyor? Şimdi ben bunu niye soruyorum biliyor musunuz?
Bak bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde uluslararası ilişkiler, Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimlerini almış kendisi. Neden orta vadeli program ekonomi ile ilgili bir şey niye Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklıyor? Hazine ve Maliye Bakanı açıklayamaz mı örneğin? Burada bir mesaj mı var acaba iki programdır? Son 20 gündür Mehmet Şimşek'in, Fatih Karahan'ın, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalarla paralel olarak Mehmet Şimşek'i ortalarda göremiyoruz. Sadece sosyal paylaşımlarla, Evet. grafiklerle insanlara dezenflasyon süreci için mesajlar veriyor. Ben isterdim ki orta vadeli planı ayağa basan şekilde Mehmet Şimşek açıklasın. Olası reformları Mehmet Şimşek açıklasın. Ama bakıyorum ki Mehmet Şimşek bunları açıklamamakla beraber kendisi de eminim ki şu anda açıklananların doğruluğuna ve imkan ihtimali dahilinde görmediği için böyle bir topa girmediğini düşünüyorum. Umuyorum ki tekrar söylüyorum finalde. Ben de orta vadeli planı açıklayan Sayın Cevdet Yılmaz gibi umuyorum ki, temennim şudur ki tutar. Ama inanmıyorum böyle bir şeye. Çünkü matematik bir bilimdir. Sayılar yalan söylemez. Hesap ortada. Sizin bugün bir şekilde doları 42'de tutmanız için plan doğrultusunda dövize basmanız lazım. O dövize basmanız için para bulmanız lazım. Para bulmak için dış borçlanmaya gitmeniz lazım. Dış borçlanmaya gitmek için faiz ödemeniz lazım. O faiz enflasyon demektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zincirleme bir şekilde yanlışlar zinciri arka arkaya yapılan siyaseten yapılan hatalar ekonomimizi bu noktaya getirdi. Ama unutmayın, sizi bir sorunun içine atan zihniyet, sistem aynı sorundan ayrıştıramaz. Aynı sorunu çözemez. Kimse şunu söylemesin, çözerse AK Parti çözer. Ben buna inanmıyorum. Ha kim çözecek derseniz onun da cevabını kamuoyuna bırakıyorum. Peki. Ona da yorum yapmak istemiyorum ama orta vadeli plan beni herhangi bir şekilde tatmin etmediği gibi geçen senekinden tek farkı tarih değişimi olduğu için son derece üzgünüm. Çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Bizimle birlikte oldunuz. Biraz bağlantıda zorlandık ama sabırla beklediniz siz de. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek Ben dileğiyle. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz bir reklam arası verelim. İkinci bölümümüzde önce bir haberleri toparlayacağız, size anlatacağız. Sonra Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen o teğmenler konusuna dair açıklamaya disiplin soruşturması açılacak.